Geçen seneki raporda en düşük kayıp kaçak oranı 5'in altında 5 civarında şirketimiz oluyor. Bu değişiyor her yıl ama genel hatlarıyla 21 dağıtım şirketinde arasında kayıp kaçak oranı en düşük şirket burası. Diğer dağıtım şirketleriyle kıyasladığımızda aslında biz kendi bölgemizde monopol diyebiliriz. Yani aslında biz rekabet ettiğimiz kimse yok. Bundan sorumluyuz. Diğer bölgelerdeki diğer şirketler de kendi bölgelerinden sorumlu. Ama her yıl bununla ilgili bir rapor hazırlanıyor. Ne raporu bu? Sektör raporu diyelim. Özellikle EPDK, kayıp kaçak oranları, müşteri memnuniyeti, büyüme oranları tarzında raporları var EPDK'nın kendi belirlediği kurallarla. Enerji Bakanlığımızın da müşteri memnuniyeti ile ilgili TEDAŞ kanalıyla yaptırdığı, Eltemtek'e yaptırıyorlar bunu. Bir müşteri memnuniyet anketi var. Burada da Türkiye'de birinci sıradayız 10 ayın sonunda. Sevindirici bir haber. Tabii bunun müşteri memnuniyetini müşterilerle konuşarak yapmıyoruz tabii. Nasıl sağlıyoruz? İşimizi yaparak yapmaya çalışıyoruz. Arıza sayılarımızda da aslında diğer şirketlere göre iyi durumdayız. Yine ilk ikideyiz. Birinde birinci, birinde ikinci. Süre ve sayı dediğimiz şeyler var. Çok teknik terimler ama yani enerjinin çok sık kesilmesi ya da enerjinin kesilme süresinde iyi durumdayız. Buralarda iyi pozisyondayız. Kendi bölgemiz için sevindirici. Bu tabii müşteri memnuniyetine yansıyor. Anketlerde de çıkıyor. Aslında bunun yansıması öbür tarafta o müşteri memnuniyetinde. Bu haliyle söyleyebiliriz. Kayıp kaçak oranında ve diğer parametrelerde. Böyle bir bölgede çalışıyoruz aslında bölgeyi tanımlarsak ama bu bölgenin dışında da bu bölge orman vasfı çok olan bir bölge. Sadece Bursa'yı düşünmeyin. Bursa'da da aslında Yeşil Bursa diyoruz ama Bursa'nın dağ ilçeleriyle birlikte orman vasfı, Balıkesir öyle, Çanakkale öyle. Orman vasfı çok yüksek bir bölge. Doğal koşulları çok iyi, güzel doğal yerleri var ama kırsalı da çok yoğun. Türkiye'deki ikinci büyük köy diyelim artık mahalle oldu ama büyük şehirlerde ama büyük şehir olmayan diğer iki ilde köy geçiyor. Köy diyelim, kırsal diyelim. Kırsal sayısı olarak da 2300-2400 olarak ikinci sırada bölge olarak işte Sivas bölgesinde çok yoğun köy vardır. Kırsalı. Kırsal da çok yoğun bir yer. Bu da neye getiriyor? Tarımsal faaliyetleri getiriyor, hayvansal faaliyetleri getiriyor. Bunlara da hizmet veriyoruz. Coğrafi koşullar dağlık bölgelerde çok fazla yoğun. Aslında sahil bandı olsa da işte Uludağ'ı düşünün, bu tarafı düşünün, Balıkesir'in üst tarafları, ilçelerini, Çanakkale'nin Kaz Dağı ve Edremit tarafını düşünün. Oralarda da aslında dağlık böyle kırsal arazinin dağdanlardan geçen hatlarımız da var. Yani velhasıl kelam tamamına baktığımızda her şeyin olduğu, zorlukların da çok yoğun olduğu bir bölge. Bu zorluklarla mücadele anlamında göç bölgesinde aynı zamanda kuşların göç bölgesinde doğayla da hem barışık yaşamaya çalışıyoruz hem onları da sorunun bir parçası yapmamaya çalışıyoruz. Niye bunu anlatıyorum? Aslında literatürde, dünya literatüründe arızaların belli kısmı hayvansal kaynaklıdır. İşte bir kısmı ağaç kaynaklıdır, işte bitkisel kaynaklıdır. Orman çarpma değmeyle olur. Hayvanlar değer, temas eder, çarpılır, düşer, uçarak düşerek arızalara sebep olur. Bu bölgede göç yolunda, büyük bir göç yolunda buluyor, leylek göç yolunda bulunuyor. Bununla da hem doğayla barışık olmaya çalışıyoruz hem de minimize etmeye çalışıyoruz bunların etkisini. Aslında her şeyden biraz olduğu, ortalamalarını dağıttığımızda eşit dağıtabileceğimiz kar da çok yağar aslında burası. Hani Erzurum'la kıyaslanmaz falan derler ama burada yağan karın da şekli hemen buza çeker. Şebekeye çok olumsuz etkileri vardır. Bu tip bir rüzgar, hakim rüzgar yönü lodos ve bilirsiniz eskiden fırtınaları lodos fırtına hala devam ediyor da etkisini biraz azalttık. Poyraz fırtınaları, iki hakim rüzgar dediğimiz bunların da çok yoğun etkisi var. Bu karla birleşince buza çekme ve şebeke koşullarını zorlaştırıcı ve yıkılmalara sebep olan etkileri var. Zor bir bölgede ama görevimizi en iyi şekilde yapmak için çabalayan bir şirketiz.
Bunu hem arıza sayılarını düşürerek, doğru yere doğru yatırım yaparak müşteri memnuniyetini de sağlamak. Enerjiyi kesintisiz yapabilmek. Bunun bir kısmı bakımlı oluyor. Buraya da bir geçen sene 300 milyon civarı, yani bu sene diyorum, geçen sene artık bu sene kabul ediyoruz biz. 300 milyon civarı bir bakım planlaması yapmıştık. Onu yapıyoruz. 822 milyon da yatırım yapıyorduk. Bunların hepsinin sebebi enerjiyi sürekli hale getirmek. Esas amacı bu. İkinci bir amacı da yeni yapılan binalara enerji sağlamak. Yani büyüyoruz. Şehirler büyüyor. Dört ilde de büyüme var. Yani bu bölge Türkiye ortalamasının üstünde büyüyen bölge. Bu inşaattaki oluşan krize rağmen yine de devam ediyor bu büyüme. Buralarda bir %3, %4'lük dağıtılan enerji ve taleplerde hiç azalma olmadı. Biraz düştü ama imar barışı geldikten sonra o yine arttı. Talep artışı biraz gerçekleşti. Yoğun bir bölge. Bunları karşılamaya çalışıyoruz diğer yatırımların diğer kısmıyla. Bunlar önemli konular. Gelecek yılın planlamasını, yani bu sene çalışırken işleri tamamlarken aynı anda da gelecek yılın plan projelerini ve çalışmalarını yapıyoruz. Planlamayı yaparken de önceliğimiz kesintisiz enerji olması, onu sağlamak, süreyi uzatmamak, arızadaki hızlıca müdahale edebilmek, tekrar enerjiyi verebilmek. Bunu nasıl yaparız şeklinde bir önceliklendirme metodu uygulayarak yapıyoruz bunların hepsini. Bir kesinti yönetim sistemimiz var aslında. Diğer dağıtım şirketlerinde de var, bizde de var. Biz bunları günlük kontrol ediyoruz. Günlük kontrol şöyle, bir yerde arıza oluştu. Nasıl oluşuyor? SCADA sistemimiz de var, onunla da görebiliyoruz. Yani uzaktan görebiliyoruz. OSOS sistemimiz var, oraya bir veri geliyor. OSOS dedim, o da uzaktan okuma, yaklaşık aynı şeyler diyebiliyoruz. Sistem var. Daha önceleri işte bir yerde arıza olduğuna bir sistem vardır. Arızayı görünce sistemi enerjisini keser. Aslında kesintinin sebebi budur. Yani orayı izole eder. Başka yerlerde etkilenmesin diye. Kesinti demek arıza demek. Yani planlanmamış, belli olmayan, şuradan araba geçip şu yani direği devirebilir. Bir anda gelir, bir vurur. Direkler devrilir. Enerji kesilir otomatik. Sistem buna izin vermez. Birine bir şey olmasın. Sistemi izole etmek için hemen keser. Buna biz arıza diyoruz aslında. Planlı bakım şu. Belli periyotta kontrol ediyoruz. Kontrolün sırasında dış etki olmayan, yani biraz önce anlattım, dış etki olmayan, kendisinden kaynaklanma ihtimali olan, ne bileyim, telin inceldiğini gördüm. Ya da o telin üstünde tuttuğu bir izolatör vardır. Böyle eskiden fincan derler ona. Kahverengi bir şey vardır. Onda bir çatlak gördük. Ama bir şey yok. Şu anda sistem çalışıyor ama onu tespit edersek, ya burada bir şey gördüm. Ya da direkt sağa yatmış. Sola yatmış, öne yatmış. Ya yıkılma ihtimali. Gördüğümüz zaman duyuruyoruz, ilan ediyoruz, SMS gönderiyoruz, işte sosyal medyada duyuruyoruz. Şu saatler arasında şu sokaklar etkilenecektir diyoruz. Abonelerimize ulaşıyoruz. Bu planlı kesinti oluyor. Bu aslında sistemin daha uzun soluklu bir arızaya geçmesini engellemek için yapılan, yani hiç olmayacak bir zamanda o direğin yıkılması ya da o izolatörün patlaması size 1 saat yerine 5 saate mal olabilir. En önemli şey bizim hedeflerimizden gelecek yılda dijitalleşme. Hep söylüyorlardı, bu şeyde değil. İş sağlığı güvenliğinde görüntülü teyit dediğimiz sistemi uyguluyoruz. Onu daha fazla yaygınlaştıracağız. Her bölüme girecek artık. Yani videosunu çekiyor, ondan sonra işe başlıyor. Onay alıyor. Kıyafetlerini giyip giymediğiyle ilgili. Bunun dışında dijital proje onayını yapmaya çalışıyoruz. Müellif buraya gelmeden direkt sistem üzerinden e-imzalı. %50'ye ulaştık ama %100'e ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun gibi mekan bağımsız işler yapmaya çalışıyoruz. Yeni döneme de uygun. Yani pandemiden sonra bu çok yoğunlaştı. Bir dönem diliyorum. Önemli olan burada kesintisiz enerjiyi sağlamak, memnuniyeti arttırmak. Esas hedefimiz bu. Altyapı kuruluşuyuz. Çok böyle ön planda, sadece sosyal sorumlulukta ön plana çıkmaya çalışıyoruz. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Altyapı kuruluşları görevini yapar. Görevinin sonucunu görür. Çok da böyle, yani çok iyi elektrik veriyorum diye çıkıp anlatılmaz herhalde yani. Nasıl anlatırsınız? Elektriğiniz hiç kesilmiyorsa memnunsunuzdur. Sıkıntın var mı? Yok derse, tamam, görevinizi yapmışsınızdır. Aslında esas şeyimiz bu. İnşallah böyle bir yıl olur.